Kütko'ya bağlı Dilek Taşı Köyü Çalımlı Mezramız. 500 nüfuslu 20 hanesi ilçede, 30 hanesi mezrada ikamet ediyoruz, 150 seçmeniz. Bu haberi yayınlamamızın sebebi, biz komşularla birlikte bir karar aldık. Karar 31 Mart 2024 tarihlerinde yapılacak olan yerel seçimlerde seçimi boykot ederek ne il encümenleri ve de ne muhtarlara biz oyumuzu kullanmayacağız. Bunun asıl nedeni, biz mezra olarak seçmenimiz merkez köye göre az olduğu için muhtarlığı bir türlü alamıyoruz. Kendimize de hizmet edemiyoruz. Burada yapılacak bir şey yok. Sonuçta merkez köy çoğunlukla muhtarlığı alarak hak kazanıyor. Ve hizmetleri önceliği kendilerine, merkez köylerine yapıyorlar. Biz de bu durumda yüzlerce kez dilekçeyle mevcut kurumlara ibraz ettik. Muhtar olmadığımız için, yetkili olmadığımız için çok dikkate alınmadık. Şu arkamda gördüğünüz mezramızda 1980'li yıllarda yapılmış tek odalı harabe bir oda. Lavabo, su ve lojmanı yok. Öğretmenler asıl da değil, sözleşmeli öğretmenler geliyor. Daha önce hiç asıl öğretmen de gelmedi. 4 sınıf bir anda aynı anda ders görüyor. Tabii buna da eğitim öğretim deniliyorsa. Taşıma istedik, yol heyelan dediler. Öğrenci taşıması çevre köylerin hepsinde mevcut. Ya da 8 yıllık tam kapasiteli okulları var. Köyümüzde enerji sıkıntısı, tarımla ilgili su kanalları, gölet ve beton kanalları, yani devlete ait 1 kilo bile çimento bu köye dökülmemiş. Bizim mezrada eğitim, ulaşım, iletişim, tarım, çocuklarımıza oyun alanları, taşıma yok. Bunların hiçbir işim diye kadar olmamış. Bu saatten sonra da istemiyoruz. Biz duyan yetkililere sesleniyoruz. Bizim şartlarımıza uyarak mezramızı köy yapabilmemiz için mevcut nüfusumuz, mevcut seçmenimiz dışarıda var. Merkezimizde var. Köy yapmasını istiyoruz. Yanı sıra şu anki iktidar parti eğitim, ulaşım, sağlık, ziraat ve tarım ve iletişim önem vermiş. Ama biz Çalımlı Mezrası bunlardan hep mahrumuz. Partiler seçimlerde vaat veriyorlar. Biz inanmıyoruz ve oylarımızı kullanmıyoruz. Bundan sonraki bütün seçimleri de boykot ederek tek şartımız yerine gelene kadar. Şu anki mevcut seçimde 137 seçmenimiz oy pusulası gelmiş. Biz bunları kullanmayacağız. Biz bu röportajı seçimden önce de yaptık. Yetkililere duyurmak istedik. Seçim günü de biz bu köyde, bu okulun önünde tekrar toplanacağız. Bu seçimi boykot ediyoruz, kullanmayacağız. Yeter ki şartlarımız yerine... İstediğimiz şartlar da çok büyük şartlar değil. Yani biz ne istiyoruz? Tamam, şartlarımız 500 nüfusluysa 250 seçmene kadar çıkabiliyoruz. Köyümüz diğer köylerle 8 kilometre, 10 kilometre uzakta. Biz mezramızı köy istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz. Başka yerlere bağlı olduğumuz zaman bize hizmet etmiyorlar. Tamam, devlet bu hizmeti veriyor. Ama biz hizmeti mevcut merkez köyler sayesinde alamıyoruz. Suyumuz yok. Yolumuz yok. Efendim, koyunlarımız su içmiyor. Hayvanlarımız su içmiyor. Elektriğimizde bile dahi sıkıntı. Baz istasyonumuz yok. Telefonlarımız çekmiyor. Bir bakın, siz kendi telefonlarınız burada çekiyor mu, çekmiyor. Yani bizim tek bir sorunumuz olsa hay hay. Yani devlet bize yardım etsin. Bir çare bulsun bizim halimize. Yoksa biz köyü terk ederiz. Gerçekten terk ederiz. Gideriz, köyde bırakırız bu köyü. Biz günahız ya. Biz de insanız. Yani tek devlet şehre bakmasın. Bu halka baksın, bunlar da günah. Bunlar da insan. Biz de insanız. Yani önümüzde 15 gün sonra seçim var. Oyuma talipler. Bütün partiler benim oyuma talip. Kullanmayacak mısın? Kullanmayacağım ben oyu. Niye kullanayım? Ona verdim, buna verdim. Kim bana ne yapıyor? Siz kendiniz benim yolda geldiniz. Yol nasıldı? Yolu gördünüz mü? Bizim derdimiz budur. Tek yolda değil. Suyumuz yok. Hayvanların içme suyu yok. Hiçbir şeyimiz yok. Tarımımız yok. Tarımımızı sulayamıyoruz biz. Yani arkadaşım dediği gibi onca sıkıntılarımız var ki kimse halletmiyor.
Tamam. Bizi niye görmüyorlar? Bizi de görmelerini istiyoruz. Yani biz de bu devletin vatandaşıyız. Bir sürü, ha biz de